Merhaba herkes. İyi günler sevgili basketbol severler. Asiste hoş geldiniz. Bu haftaki asiste konuklarımızın kim olduğunu artık söylemeye gerek kalmadı. Az önce ekrana geldiler. Erman Kunter, Milli Takımlar Teknik Direktörü. Ve eskiden zaten bir dönem milli takım dediğin zaman akla Erman'la Efe gelirdi. Efe de diğer konuğumuz. Ve doğru hatırlıyorsam hala en çok milli olmuş oyuncu. İkisi de bir zamanlar ekürüydü ve Türk basketboluna çok büyük emek verdiler. Aynı zamanda da Topaş'ın genel menajeri. Evet. İkisi de çok iyi görevlerdeler. Biraz sonra konuğumuz olacak. Evet, soru sormak isteyenler tabii için şimdiden Efe ve Erman, milli takımın bir dönemler vazgeçilmez iki yıldızına soru sormak isteyenler hazır olsun. Programa bu hafta değişik bir şeyle başlayacağız. NCAA. Evet, tabii. NCAA Üniversiteler Ligi. Yani basketbolun anaokulu. Evet, NBA'ye yıldız yetiştiren lig ve NCAA'lerin playoff maçları Mart'tan itibaren de Süper Sport'ta olacak. Nedir bu NCAA? İzleyelim. Amerika'nın bir spor devi olmasının en önemli sebeplerinden biri NCAA. Üniversiteler Ligi tüm spor dallarında olduğu gibi basketbolda da yıldız oyuncular yetiştirmek için vazgeçilmez bir kaynak. İşte bu heyecanı Süper Sport ekranlarında Mart ayından itibaren bütün ayrıntılarıyla yaşayacaksınız. Yaklaşık 200 NBA yetkilisi kolej maçlarını izleyip NBA seçimleri için dikkat çeken oyuncuları bulup raporlar hazırlamaktadır. Bu NCAA'nin neden vazgeçilmez olduğunun bir sebebi. NCAA başka liglere benzemiyor. Her maçın hayati önem taşıdığı, her oyuncunun kendine profesyonellik kapısını açmaya çalıştığı, her topun maçın kaderini belirlediği bir lig NCAA. Magic Johnson'lar, Larry Bird'ler, Michael Jordan'lar ve Hakeem Olajuwon'lar ilk olarak isimlerini bu ligde oynarken duyurdu ve basketbol severlerin kalplerinde taht kurdu. Geleceğin NBA yıldızlarını, rüya takım üyelerini bugünden izlemeye hazır mısınız? İşte bu heyecanı Mart ayından itibaren Süper Sport ekranlarında izleyebilirsiniz. İşte kalite, işte basketbol, işte NCAA. Ben asistini seviyorum. Evet, NCAA heyecanı Mart'tan itibaren Süper Sport'ta olacak. Efe, Aydan ve Erman Kunter bugünkü konuklarımız. Konuklarımıza soru sormak istiyorsanız işte telefon numaralarımız. Asistini arayan bulur. Evet sevgili basketbol severler, Avrupa Ligi tüm heyecanıyla devam ediyor ve Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yapan iki ülkeden biriyiz. Evet, İtalya ile birlikteyiz. Bence basketbol tarihinde çok büyük bir başarıya imza attığımızın delilidir 3 takımla girmek. Bu hafta çok güzel bir nokta koyduk. İnşallah ilk 8'e de 3 takımla gireceğiz. Evet. Ama ondan sonra 2 takımla da Final Four olacağız. Final Four olacak. Razı mısın? Bundan razıyım. Şimdi Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta neler oldu onu bir hatırlayalım.
Euroleague'de ikinci tur maçları bu hafta tamamlanırken 3 temsilcimiz de playoff vizesi aldı. E grubunda Pau Ortez'le ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe Kızıl Yıldız'la karşılaştı. Euroleague'den düşmemek için mutlak kazanmak isteyen Yugoslav ekip Popovic'in dış atışlarındaki başarılı yüzdesiyle 5. dakikada 12-4'lük üstünlük yakaladı. Hücumda çok top kaybeden Fenerbahçe'de Serdar ve Tabak'ın çabalarıyla fark azalırken devreyi 39-35 Kızıl Yıldız önde kapattı. Bu arada tribünde Bosna Hersek bayrağı açan bir grupla Yugoslav seyirciler arasında gergin dakikalar yaşandı. İkinci yarıya fırtına gibi giren Fenerbahçe, rakibine ilk 6 dakika sayı şansı vermedi. Sarı lacivertler Serdar ve İbrahim'in hızlı hücumlarından buldu sayılarla 30. dakikayı 53-46 üstün geçti. Kalan sürede seyircisinin desteği ve Tabak'la Makri'nin pota altında başarılı performansıyla farkı yakalayan Fenerbahçe, Kızıl Yıldız'ı 78-61 yenmeyi başardı. Bu sonuçla grubunda Zalgiris'in ardından ikinci sırayı alan Sarı lacivertler, playoff'ta İspanya'nın Real Madrid takımıyla eşleşti. Euroleague'de haftalar öncesinde ikinciliği garantileyen Efes Pilsen, grubundaki son maçında Rusya'nın Saratov ekibi önünde adeta antrenman yaptı. İki takım açısından da formaliteden öteye geçmeyen karşılaşmada lacivert beyazlar ilk 5 dakikayı 13-13 berabere geçti. Ancak daha sonra rakibine oranla savunmada az hata yapan Efes, Ufuk ve Mirsad'ın sayılarıyla devreyi 64-51 üstün kapattı. Efes Pilsen ikinci yarının 22. dakikasında 30 sayı ile maçın en büyük farkını yakaladı. Kalan sürede oyunu hızlandıran Rus ekibi geriye koşmakta zorlanan Efes önünde farkı 10 sayıya kadar indirdi. Bunun üzerine alan savunmasına yönelen Efes rakibini skorda kilitledi ve geri kalan sürede yedek oyunculara fırsat verdi. Sağdan 107-91 galip ayrılan Efes Pilsen'in playoff'taki rakibi Rusya'dan CSKA Moskova oldu. Euroleague H grubunda geçen hafta playoff'u garantileyen Ülkelspor, Slovenya'da Union Olimpia'nın karşısına rahat çıktı. Kotrovic, Winslow ve Serdar Çağlan'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği karşılaşmanın başından itibaren üstün olan taraf ev sahibi ekipti. Zudok ve Kotnik'in sayılarıyla ilk devre 47-30 Olimpia'nın lehine tamamlandı. İkinci yarı Anderson'ın yerine oyuna giren Kemal Tunçeri ile oyunda dengeyi sağlayan Ülker, Harun'un sayılarıyla 29. dakikada farkı 11 sayıya indirdi. Bu dakikalarda temsilcimizin yaptığı baskılı alan savunmasına karşı hücum edemeyen Sloven ekip, Jurković ve Novak'ın üçlükleriyle farkı tekrar yakaladı. Son 2 dakikada oyundan kopan Ülkerspor, maçı 80-62 yenik kapatmasına rağmen playoff'a kalmayı başardı. Turuncu Yeşillilerin bu turdaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımı olacak. Ben asiste asistlemem, asist basket olmayınca. Programın adını değiştirdin galiba. Asisten Rebound oldu. Rebound ama nedeni var. Şimdi Rebound'lar da onlar. Şimdi bir konuya değinelim. Biz sık sık bahsediyoruz. Avrupa Ligi apayrı bir lig. Efe ile de az sonra beraber olacağız. Eğer Tofaş Avrupa Ligi'ne kalırsa o da bunu daha iyi anlayacak gelecek sene. Fenerbahçe'ninki çok büyük başarı. Tabii ki Efes'inki başarı. Tabii ki ülkeninki başarı. Ama ilk kez değil mi? İlk kez Avrupa Ligi'ne kalmış bir takım için İlk 16'ya kalmak, playoff'a kalmak çok büyük başarı. Bir de üstlük ilk 5 oyuncunun 3 tanesinin istatistiklerde en zirvede olması evet. Çok manalı. İbo sayı kralı, evet. Tabak rebound kralı, Conrad de blok kralı. Evet, 3 kralımızı izleyelim şimdi. Dünyanın en güçlü ikinci ligi olan Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken takımlardan biri Fenerbahçe. İlk kez katıldığı bu güçlü ligde belki şu ana kadar taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan sarı lacivertli takım yine de basketbol uzmanları tarafından çok başarılı bulunuyor. Sezon öncesi rüya takımı hayalleriyle beklentilerin birden abartılmasına karşın Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'tan sonra bu lige ilk kez katılan takımlar arasında en başarılısı. Bunun sebebini anlamak içinse FIBA'nın yayınladığı kategori listelerine bakmak yeterli. Sayı krallığında Ülker sporlu Harun Erdanay'ın 4. sırada bulunduğu sıralamada Bodiroga ve Danilovic gibi Avrupa devlerinin önünde İbrahim Kutlu'yu görüyoruz. Rebound krallığında ise Hırvat Yot Zan Tabak, Efes Pilsen'le Hüseyin Beşok'la birlikte tüm sezon amansız bir yarış içindeydi.
blok krallığında ise Conrad McGree adeta rakipsiz. Fenerbahçe'nin niye rüya takımı olamadığını anlamak içinse asist krallığına bakmak sanırız yeterli olacak. Sarı-lacivertli takım birçok üstün özelliğine karşı asistlerindeki düşük yüzdesi nedeniyle istediği sonuca ulaşmakta zorlanacak gibi gözüküyor. If it's not basket, I will not say assist. Evet, Fenerbahçe'ye, FSP Sen'e ve Ülker Spor'a başarılar diliyoruz playofflarda. Playoff'ta kim kimle eşleşti bir göz atalım mı? Tabii. Çünkü çok önemli eşleşmeler var. Birkaç da sürpriz olabilir. Zalgiris Ülkerspor, FSP Sen, CSK Moskova, Olympiakos Varese, Asvel Sigona Zagreb, Panathinaikos Team System, Fenerbahçe Real Madrid, Union Olympia Poortes, Kinder Bologna, Maccabi Tel Aviv. Özellikle Panathinaikos Team System eşleşmesi bana ilginç geliyor çünkü Panathinaikos da geçen sene olduğu gibi bir sürpriz yapabilir. Yani yorulmalar başlıyor. Raja'nın dizleri sağlam değil. Son iki haftadır da bir iki mağlubiyet aldı. Yani Team System'de hafife alınacak bir takım değil. Ya onu bir geçen programlarda söylemiştik. Panathinaikos asla çok iyi takım ama yenilmeyecek takım değil. Team System onu yenip de Fenerbahçe'de Real Madrid'i elerse, Real Madrid'i eledikten sonra Fenerbahçe evinde oynayacak iki maçı. Evet. Çok büyük avantaj elde edecek. Erken forma girmiş olabilirler. Basketbolda tüm sporlarda olduğu gibi bu bazen bir dezavantaj oluşturuyor. FSP Sen iyi bir yerde forma giriyor. Evet. Geçen hafta Zalgiris Kaunas'tan bahsetmiştik. Ülker'le eşleşti. Evet. Efes'in rakibi için ne diyorsun? Vallahi Efes'in rakibi için ben Efes'i Savic galiba dizinde yine bir şişlik varmış. Eğer o düzelirse ben FSP Sen'in Final Four'da daha doğrusu Ülker'le eşleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Ülker'de Kaunas'ı mutlaka geçecek diye düşünüyorum. Ben evet. Çok ümitliyim bu sene. CSK ama kolay bir rakip değil. Yok yok. Biliyorum ama CSK. Bir bakalım nasıl bir rakip CSK Moskova. Yugoslavya ile birlikte Avrupa basketbolunun zirvesinde yer alan Rus ekolünün en önemli temsilcisi şüphesiz CSK Moskova'dır. Avrupa Süper Ligi'ne abone olan dev ekibin bu seneki hedefi Avrupa şampiyonluğuydu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Rusya'daki ekonomik kriz CSK Moskova'nın sponsorunu da vurunca Rus ekibi beklenmedik darbeler aldı. Kadrosu adeta bir yıldızlar topluluğu olan CSK'da iki isim ön plana çıkıyor. Avrupa'nın en iyi oyun kurucu gardlarından biri olarak gösterilen eski FSP Senli Vasily Karasev ve şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerinin renklerine bağlamak istediği Valeri Dainenko. Bu ikilinin yanında sade oyunuyla büyük katkılar veren Sergei Panov'u da unutmamak lazım. Avrupa Ligi'nde bir kez Final Four'a kalan Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nı da 4 kez müzesine götüren CSK, Avrupa'nın diğer takımlarından çok farklı bir basketbol oynuyor. Göze hoş gelen, tempolu ve sert savunmayı ön plana çıkaran bu basketbol tarzı, sponsor sorunlarını Onyxin Bank ile halleden CSK'yı bakalım finallere taşıyabilecek mi? Murat Manatonoğlu ile berabersen Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz. Çok hareket. Herhalde asist önemini gördünüz yani. Ne dedin abi? Ben maskete basket demem. Volum koşarku. Lütfen şunu bir söyler misiniz? Ben asiste asist demem. I like asist. I like asist. Oh, I like asist. Şöyle böyle. Şimdi Final Four'a bir adayımız daha var. Evet. Yani onları unutmadık hiçbir zaman. Bayanlar'da Galatasaray. Hakikaten bu sene çok başarılı bir performans sergilediler. Amerikalıları çok kaliteli. Türkler çok iyi oynuyor. Ne diyorsun Galatasaray'ın şansı için? Ben son zamanlarda Bayanlar'ın birçok kasetini izler oldum. Çünkü hayatımda ilk defa, samimi söylüyorum, evime kaset ilk defa girmeye başladı Bayanlar'la ilgili. Çünkü Final Four'u biz anlatacakmışız. Ama bu takımlardan biri Galatasaray olursa anlatım biçimimiz ve sistemimiz daha değişik olacak herhalde. Öyle mi? Evet, şimdi Galatasaray bayan takımı inşallah Final Four'a kalacaklar. Yakından tanıyalım.
Bayan basketbolumuza damgasını vuran Galatasaray artık kabına sığmıyor. Son 3 yıldır Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Final Four'un eşiğinden dönen Sarı Kırmızılar bu yıl hedefe çok yaklaştılar. Normal süresi 58-58 berabere biten karşılaşmada Galatasaray Rusya'nın güçlü ekibi Dinamo Moskova'yı 62-59 yenerek Çek Bruno'nun ardından grup ikinciliğini yakaladı. Çeyrek finalde Yugoslav Hermo Vrsak takımıyla karşılaşacak olan Sarı Kırmızıların koçu Ekrem Memnun'la oyuncular Final Four şanslarını asiste değerlendirdiler. Bayan basketbol için Galatasaray Kulübü çok emek harcıyor. İnşallah bu emeklerimizin, ya kulüp emeklerinin karşılığını alacak. Bir kez bir Final Four'a kalabilecek mi acaba bir bayan takımı, Türk takımı? Valla ben gönülden inanıyorum ya. Çok çalıştık. Çok da başarılı olduk bu sene. Grupta ikinciyiz zaten. Neden olmasın? Gerçekten çok iyi bir karşılaşma oldu. Üst düzey bir takımı mağlup ettik. Kesinlikle Final Four'a kalacağız. Son 4 yıldır aynı ligde oynuyoruz ve hep ilk 8'e kadar ilerliyorduk. Ama hiçbir zaman bu kadar avantajlı duruma geçmemiştik grupta. Çünkü ikinci sırada tamamlamak büyük bir avantaj sağladı bize. 3 maç üzerinden olduğu takdirde maç, ikisi İstanbul'da oynanacak. Ve İstanbul'da sadece bir tane maç kaybettik 14 maçtan. O yüzden avantajlıyız. Çok da yakınız bu sene. Bir aksilik daha olmazsa inşallah Final Four'dayız. I hope we did today very great. Çok mutluyum. Çünkü güçlü bir Rus ekibini yendik. Jennifer ve Handan gibi iki önemli eksiğimize karşın bu maçı kazanmak gerçekten büyük bir iş. Şimdi tabii ilk hedef yani Final Four ama bundan önce bu çeyrek finali geçmemiz lazım. Ben asist istemem. Asist basket olmayınca. Vay Efe abi ama uzunmuşsun sen. Ya, hoş geldin Efe abi. Merhaba. Saporta ve Koraç'ta bir tek Tofaş kaldı. Doğru. Deminden beri zaten Şampiyonlar Ligi'yle ilgili bütün gösteri, bayanlar da erkekler de gösterdin. Şimdi istiyorsanız bu sefer de geçen hafta oynanan Saporta Kupası'nda ve Koraç Kupası'ndaki maçları bir izlesin seyirciler. Ondan sonra konuşalım. Ya sen bizim işe soyundun vallahi ya. Vallahi abi. Ya, bu işi iyi yaparım. Sürpriz yaptığımızda bir şey var oldu. İyi yaparım bu işi. Saporta Kupası'nda hedefini final olarak koyan Tofaş, ikinci tur rövanş mücadelesinde Almanya'nın Ulm takımıyla Bursa'da karşılaştı. Deplasmandaki ilk maçı 74-65 kazanan Tofaş, karşılaşmaya adam adama savunmayla başladı. Rivers'ın akıllı hücumları ve Griffith'in pot altındaki etkili oyunuyla 15. dakikayı 31-22 önde geçen Tofaş, devreyi de 43-30 üstün bitirdi. İkinci yarı etkili oyununu sürdüren Bursa ekibi rahat tempoda götürdüğü maçın son 6 dakikasında sahaya Türk oyuncularını sürdü. Karşılaşmadan 79-70 galip ayrılan Tofaş çeyrek finalde Yugoslavya'nın Budućnost takımıyla eşleşti. İlk karşılaşma Belgrad'da 2 Mart tarihinde oynanırken rövanş ise 9 Mart'ta Bursa'da oynanacak. Saporta'daki diğer temsilcimiz Türk Telekom ise Partizan'a 76-43 yenilerek kupaya veda etti. Koraç Kupası'nda yarı final mücadelesi veren tek Türk takımı olan Beşiktaş, Belçika'nın Sanayi Rostende ekibiyle Ahmet Fethi Spor Salonu'nda karşılaştı. İlk maçta 28 sayı farkla yenildiği rakibi karşısında maça iyi başlayan Beşiktaş, Woodridge ve Faruk'un sayılarıyla üstünlüğü yakaladı. Bir ara 14 sayılık fark yakalayan siyah beyazlar devreyi 35-25 önde kapattı. İkinci yarının başında Lolis ve Michel'i durdurmakta zorlanan Beşiktaş, farkın kapanmasına engel olamadı. Oyunun kalan bölümünde Praskevicius'un çabaları da farkın açılmasını sağlayamayınca 82-78'lik galibiyet tura yetmedi ve Beşiktaş Koraç Kupası'ndan elendi. Ya üşüdün, asiste her şey var ama yanıyorsun. Bence yanıyoruz ya. Efe eşleşmelere bir gelelim. Tamam, tamam mı? Şimdi ekrana gelecek eşleşmeler. Şimdi Benetton Partizan muazzam bir eşleşme. Siz Budućnost. 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 Budućnost Tofaş, evet. Yani Partizan ve Budućnost iki Yugoslav ekibi. Evet. Orada da Aris'le Pivovarna var. Daha sonra da Juventus'la Pamesa. Pamesa ne diyorsun? Şimdi Pamesa bu sene.
Özellikle grup maçlarından sonra çok iyi gitti diğer grupta. Ama öbür gruptan sanki Aris Pivovarna galibi çıkacakmış gibi geliyor bana. Ama Pamesa, Aris Pivovarna galibi ki büyük bir ihtimalle Aris olur. Pamesa bir sürpriz yapar diye düşünüyorum. Böyle tahminim. Benim tahminim Pamesa Juventus'u geçecek. Bu Dushnok Stofaş bence en zorlu maç burada diye düşünüyorum. Çünkü biz her maçı önemsiyoruz. Abi Benetton Partizan var orada ya. Benetton Partizan kendine göre önemli. Ben bir kendi açımdan konuşuyorum. Kendi açısından. Çünkü o her maç önemli. Bizim Final Four tecrübesi olan takım. Doğru. Tabii. Çok doğru. Önümüzdeki rakipler şu andan itibaren zorlu. Buduşnost da Yugoslav Ligi'nde birinci sırada şu anda. Yani bir boş bir takım değil. Var. Sonra boş orada maç değil. Kazanmak çok zor ya. Biliyoruz. Evet çok yani kaç kere geçen yıllarda Buduşnost'ta oynayan var. Darüşşafak oynamıştı yanılmıyorsam. Evet, Karaç Kupası'nda. Yenmişti Darüşşafak ama Buduşnost bu sene daha tecrübe kazanıyor. Yani daha iyi bir kadroya sahip. Önümüzde zorlu maçlar var. Yani Benetton Partizan finale kalmak için Benetton Partizan galibini de geçmemiz gerekecek. Ama ya hedefimiz final. Artık. Kupayı alalım hedefimiz ya. Hiç yabancıları yok ama. Çıkarsak kazanırız. Point kazanırız değil mi? Çıkarsak kazanırız. Point guard peki, da Karak... hariç 2 metrenin üzerinde hepsi. Evet. Evet. Koç? O da mı? Koç bir seksin. Bizim koçumuz oldu fark etmez. Peki Koraç Kupası'ndaki eşleşmeler. Burada Panionios'la Barcelona, Saner'le Estudiantes. İki tane ister misin İspanyol takımı final oynasın? Ya bana yani da öyle. Diyorum. Yani bana da öyle geliyor. Gerçi Saner'in sağ avantajı var. İkinci maç Belçika'da ama. Bilmiyorum ama ben burada Barcelona'yı tek favori olarak görüyorum. 16 sayıya yenildiklerinde Siena'ya sevgili Ümit Tarhan dedi ki bu iş bitti. Ben baştan beri Barcelona diyordum. Evet. Ben de bitmedi dedim. 17 ile yani. 17 ile yendiler. Olur öyle evet. Şeyler. Barcelona mı diyoruz? Bence Barcelona Estudiantes oynar diye düşünüyorum. Bir de 5 kere Avrupa Ligi'nde final oynayıp hiçbirini kazanamadı. Yani FIBA'nın da biraz orada Djordjevic ve Duanas amcam var orada. Amcam değil mi? Yani bence isimlerden ziyade takımın olsa o an son maçta göstereceği performansla alakalı bir şey. Yani burada o gün önemli. Yani o iki gün önemli. Yani. Djordjevic de büyük maçlarda bir başka türlü oynuyor. Yani doğru, o da Danilovic de. O açıdan bilmiyorum ama çok zevkli maçlar olacak. Evet şimdi biraz magazine geçelim. Milli takım teknik direktörü de az sonra bizlerle birlikte olacak. Milli takımın oyun kurucu gardı, kaptanı Orhun Ene'nin Yiğit adında minik bir oğlu var. Evet. Yiğit basketbolcu olacak galiba. Şu kaseti bir izleyelim. Senin kızlardan basketbol için... Yok ben voleybolcu. Voleybolcu yok. Evet. Bütün basketçiler kızlarını voleybolcu yapıyor. Doğan da öyle. Niye öyle? Valla bence voleybol daha böyle bir bayanlara yakışır gibi geliyor bana bilmiyorum. Siliyoruz Handan Sakın kız. Evet. Orhun Ene ve Yiğit. Orhun Ene'nin basketbol kariyeri gerçekten de tartışılmaz. Deneyimli basketbolcunun son yıllardaki en büyük zevki ise minik oğlu Yiğit. Yoğun geçen antrenman ve maç trafiğinin ardından soluğu hemen 2 yaşındaki oğlu Yiğit'in yanında alan Orhun, Yiğit'i geleceğin yıldız basketbolcusu olarak yetiştirme telaşında. Bravo! Ben hiç konuşmasam da, hiç basketbol lafını açmasam da o etrafta 2 yaşında, 1,5 yaşından itibaren gördüğü şekiller, basketbol topu, basketbol maçı bilinçaltına işlediğini ve evde hiç ona göstermesek de kendi kendine işte şut attığını, faul attığını falan görmeye başladık. Bu da tabii çok etkiledi beni. Minik Yiğit'in potaya attığı her sayı babasının alkışlarıyla ödüllendiriliyor. Kim bilir basketbolumuz Orhun'dan sonraki ikinci eneyle tanışacak belki. Basketbol yıldız milli takım koçu olan eşi Zeynep Gül'ün evde olmadığı zamanlarda görevi devralan Orhun, oğluyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Amacımız ona her şeyi sunmak ama seçimi de ona bırakmak. Kesinlikle artık Türkiye'de insanların eskiye göre seçme hakkı çok fazla. O da herhalde ileride tercihini ona göre kullanacaktır. Aşı seviyorum.
Evet, o, değil mi? Vallahi çok güzel. Muazzam. Tabii. Sevgili basketbol severler, konuklarımız geldi. Sevgili Erman Kunter de aramızda. Seremoniyi dışarıda yaptık. Evet. Kendisi biraz sonra sorulara Alıyı cevap verecek Efe ile birlikte. şu anda isterseniz hep birlikte bir haber turumuz var. Onu izleyelim çünkü çok keyifli. Ben biraz önce gazete seyrettim. Dragan Tarlac, Milan Tomic, Dusan Vukcevic, Predrag Stojković ve Milan Grović gibi Yugoslav yıldızlar büyük bir kararın eşiğinde. Çift pasaportlu olan bu oyuncular Bosman avantajını yitirmesi pahasına milli takıma çağrıldıkları takdirde gideceklerini açıkladılar. FIBA'nın önümüzdeki yıl serbest dolaşımı uygulamaya koyacağı ise sızan haberler arasında. Larry Stewart sakatlanarak sezonu kapattı. Geçen sezon Galatasaray forması giyen Amerikalı oyuncunun yerine Girona James kulübü Andy Towson'la anlaştı. Prelević'e büyük ceza. AEK takımının Yugoslav yıldızı Branislav Prelević takımının evinde zayıf New Orleans'da yenilmesiyle birlikte adeta günah keçisi ilan edildi. Kulüp başkanı taraftarlarının baskısı üzerine sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladığı Yugoslav oyuncunun 2 sezon daha anlaşması bulunuyor. 1998-99 sezonunun başlamasının üzerinden henüz 2 hafta geçmesine rağmen NBA'de yenilgisiz takım kalmadı. 7. maçına namağlup çıkan Seattle Supersonics'in bu ünvanına Sacramento Kings son verdi. Güçlü rakibini deplasmanda 109-106 ile deviren Kings otoriteleri çok şaşırttı. NBA'de bu yılın ilk ödülünü Seattle takımının süper gardı Gary Payton kazandı. Ligde ilk haftanın en başarılı oyuncusu seçilen Payton'ın bu ödüle neden layık görüldüğünü anlamak için istatistiklerine bakmak yeterli olacak. 28.4 sayı, 9.3 asist, 4.8 rebound ve 2.0 top çalma. Cleveland Cavaliers takımı Litvanyalı pivotu Ilgauskas'ın sakatlanmasının şokunu yaşıyor. Ligin henüz 4. maçında ayağı kırılan başarılı pivot yaklaşık 4 ay salonlardan uzak kalacak. Evet, saat 12'yi 14 geçiyor ve konuklarımızla birlikteyiz. Canlı ve kanlı ama Erman'ın rengi makyaja rağmen biraz açık gibi duruyor. Niye? Maç var. Maç var. Ne maçı? Bildiğin maç var. Ama ya, bu ya, çok... Ya. Bak bir dakika. Bir dakika. Senede 2 gün. Hı. Erman'ın stresi artar. Yani bu senede 2 günü bir de 15 günlük hazırlığını düşün. Yani milli maçta olduğu sürece Erman hep böyle beyaz görünür. Beyaz görünür. Bunu daha götürsen böyle yürüyen elbise gibi fark eder. Peki biraz sakinleşmek için, tamam. Biraz onu havaya sokmak için. İstersen şöyle yapalım. İnanılmaz bir ikiliydiniz ama ikilinin enteresan darımı, hamallığını sen yapardın, rebound alırdın. Devamlı ona taşırdın. Konumuz asist. Asist. Verir miydi pas sana? Verir miydi? Şimdi asisti verenler vardır, asist alanlar var. Erman asist alan bir oyuncu. Erman. Bol bol asist alırdı. Ama skorer oyuncuydu. Yani mevzuren her türlü asist Erman'a yapılırdı. Her pas yani. Asist olmaz bir kere. Bak çok iyi hatırlıyorum. Iyi ama yani çok asist iyi hatırlıyorum. Yani. Rahmetli Aydan abinin bir fisti vardı. Evet. Siz kenara çekilirdiniz her değil mi? Tapadaki ile teke tek oynardı. İki yardım geldiği zaman sana Efe'ciğim al şu smacı da sen yap. Erman. Bana. Evet. Ya sen belki yoktun, Ramsey Dilli yani birilerine veriyorduk Karamel'e. Belki rüyalarında falan görmüş olabilirsin. Peki şimdi Erman'ı biraz rahatlatalım. Arkadaşlarımız Erman'la ilgili bir klip hazırladı. Siz milli takımda Balkan şampiyonluğu var değil mi? Evet, var. O filmleri bulmak mümkün. Yok onları bulamadık çok zaten de. Var. Akdeniz'de... TRT'de belki var. Teknoloji ne kadar gelişiyor? Epey'e de sorduk. Onun da hiç mesela kaseti yoktu orada. Beta var dedi. Ben Betacam zannettim. Getir onları. Bir baktım Beta getir. O hiç olmaz. Yok, benim zamanımda Beta vardı. İsmet evet, abi zamanında kaset hiçbir yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bir de plak dinler yani. Yumatik. O neymiş? Ben onu hiç ya duymadım. Böyle çok büyük kasetler vardı. O ilk çıkanlar onlar. Şöyle bir şeyler. Daha büyük. Evet. Eyvallah doğru. Akdeniz altın madalyası değil mi? Bunlar doğru. Sizin milli takımın en büyük iki başarısı. Benim unuttuğum var mı? Ya birçok başarıya yani, imza attınız ama. Netice ise yani sonuçta evet bu ikisi ama ikincilikler var Balkan şampiyonlarında falan. Tabii o zaman hedefler öyleydi yani. Challenge var değil mi? Challenge o zaman. Challenge round'da hep biz 12'nin kapısında kaldık. Ya 13'ünde kaldık ya şey oldu yani. İzleyelim mi Erman'ı? Bir de bakalım 9'da neler yapmış. Evet. O, Türk basketbolunun bir dönemine damgasını vurmuş iki isimden sadece biri. O bir sayı kralı, o bir efsane. O, attığı her basketle tribünleri coşturan bir rekortmen. O, rakip potalara bir maçta en çok basket bırakan bir sayı canavarı. Partizidindeki bunca tanımlamanın yanında yepyeni bir ünvanı daha var artık.
Erman Kunter'den söz ediyoruz. Faal basketbolu bıraktıktan sonra koçluğa soyunan ve Darüşşafaka ile Beşiktaş'ta görev yapan Kunter, yıllarca başarıyla terlettiği Ay Yıldızı formanın patronluğunu yapıyor artık. Bu onurlu görev verildiğinde sorumluluğunun farkındaydı Erman Hoca. Üst üste alınan galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken başarılı koç ve öğrencilerinin hayallerini 21 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da yapılacak Avrupa Şampiyonası tutuyor. Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Erman Kunter, koçluk kariyerinin milli takım periyodunda yakaladığı yetenekli jenerasyonla başarıdan başarıya koşuyor. Sözün özü Potalardaki Efsane adlı film yeni versiyonuyla devam ediyor. Bir zamanlar Potaların altında başrol oynayan Erman Kunter bu kez yönetmen olarak duruyor karşımızda. Antrenörlük mü sor, oyunculuk mu sor? Hep sorarlar, ben de sorayım bari. Bu hakikaten çok kötü bir soru ama şöyle yani... Biraz antrenörlük daha zor gibi çünkü biraz stres var fazlasıyla. Oyuncuyken... Oyuncuyken de stres var ama oyuncuyken maç de... başlayınca unutuyorsun. Değil mi? Tamam. Oyuncu şayet kendini biliyorsa kolay kolay stres olmaz. Yani tabii. Tecrübeyle vesaire sahada yapacaklarını biliyorsan... Gençken evet ama... Tecrübe kazandıkça o stres gidiyor. Kalkıyor. Kalkıyor değil mi? Şimdi yani telefonumuz hazırmış. Tekirdağ'dan bir arkadaşımız arıyor. Bakalım ne soracak. Evet, iyi günler. İyi günler. Alper Holagov. Evet, doğru. Evet, Alper seni dinliyoruz. Benim sorum Erman Kunter'e. Yıllardır Türk vatandaşı olmuş yabancı basketçiler vardı. Onlar oynatılmıyordu. Özellikle Kevin Rankin konusunu sormak istiyorum. Bence Asım ne kadar Türkse Kevin Rankin de o kadar Türk ama oynatılmıyor. Geçmiş zamanda Paul Dawkins de vardı. Hatta Steven Rogers da. Ben bunu öğrenmek istiyordum. Hatta Demir Perde Memleketleri bile neredeyse oynatacaklar, biz niye oynatmıyoruz? Sorun bu kadar. Peki, teşekkür ederiz. Sağ ol Alper. Teşekkürler Alper. Şimdi statü olarak zaten bir tane oyuncu oynatabiliyoruz. Yani bütün bu oyuncuların içinden. Yani sırf Kevin için geçerli bu. Nedim'le Asım aynı anda alamıyorsun. İkisi aynı anda alırım da oynatamam. Yani 10 kişinin içine koyamayız. Evet. Bir tane oynatabiliyoruz. Bu birinci şey. İkincisi, şimdi şöyle biz bir çıkış yolu bulduk. Çünkü öbür türlü burada çıkış yolu bulmak diye bir şey mümkün değil. Yani herkes Türk olabilir. İşte sizde de Steve Rogers var mesela. Ve yani hakikaten kendini ispatlamış. Hı hı. Gerek sahadaki gösterdiği performans, gerek saha dışındaki davranışı. Yani hakikaten çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Evet. O var. Ne bileyim, ben hemen sırada Ülker'de şimdi oynayan bizim Fırıncıoğlu oldu. Ricky Winslow var. Bunların hepsi bir müddet sonra olacaklar. Şimdi tabii böyle olunca bir tane, bir şart bir kere bir tane. Bunların hiçbir tanesi, hepsini birden almamız mümkün değil. FIBA değiştirir bunu, 5 taneler onu bilemem. Ama şu anda bir tane. Bu bir. İkincisi, kıstas olarak biz en azından dedik ki Türk kökenli olsun dedik. Yani Bosna vatandaşı, Bosna'dan gelmiş olsun dedi. Ne bileyim, belki bir Türkiye Cumhuriyeti olabilir yine, işte efendim, Azerbaycan, Türkmenistan gibi. Bunu bir şeye getirdik. Yani düşüncemiz bu bizim. Yani açıkçası yani. Tarihin en güzel milli takımı değil mi? Kadro olarak. Yani 10 kişiyi bile zor seçiyorsun şu anki haliyle. Ya bir sürü de eksiğimiz var. Yani ne bileyim ben, işte Mirsad'ın bir problemi var. O yok. Daha yani bir de şöyle bir şey var. Biz şuna inanıyoruz da, ben demeyeyim de biz şuna inanıyoruz. Şimdi en iyi hazırlığı resmi maçta yapabiliyorsun. Şimdi bu resmi maç sonuç olarak İtalya maçı. Fakat Avrupa Şampiyonası'na tesir etmeyecek bir maç. Avrupa Şampiyonası Haziran'da oynanacak. Şimdi ciddi bir maç oynanacak. Burada şimdi bazı oyuncuları görme şansımız var bizim. Ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani işte Topaş'tan çaldığım Mehmet Okur var mesela, genç bir oyuncu. Şimdi onu hazırlık maçında, özel maçta görmek başka. İtalya'da çok zor bir
deplasman mutlaka zor bir maç olacak. Böyle işte küçük bir salon veya küçük bir şehirde oynayacak. Yani nasıl orta deplasmanda nasıl bir mücadele verecek? Biz Avrupa Şampiyonası'nda ondan ne alabileceğiz Avrupa Şampiyonası'ndaki? Bu mesela çok önemli bir şey bizim için. Sonuçta bir arkadaşın sorusunun biraz dışına çıktık ama. Yok, yani sonuç olarak bir tane bence çok da çıkmadı. Çünkü hakikaten tarihimizin en geniş kadrosu var şu anda. Yanılmıyorsam Kevin Rankin ve diğerleri için daha bir sene daha bekleme süresi var. 3 sene oldu mu bilmiyorum ama 3 senede bir bekleme süresi aynı var. Aynı anda oldular. Benim Steve Rogers'tan biliyorum. Öyle mi? Rogers'ın dolmadı mı daha? Dolmadı. O zaman Rankin'in de dolmamıştır. Evet, bir telefonumuz daha hazır. İyi günler. İyi günler. Evet, nereden arıyorsunuz? Ankara. Ankara'dan Anıl Doğan. Evet Anıl, seni dinliyoruz. Benim Erman Kunter'e bir sorum olacaktı. Avrupa Şampiyonası'nda bu sene hedefledikleri yeri söylerlerse çok iyi olacak. Güzel bir soru. Bir de Efe Aydan'a sorum olacaktı. Bu sene Avrupa affedersiniz. Biraz heyecanlıyım. İnşallah, inşallah. Olsun. Öyle olacak inşallah. Avrupa Ligi'nde oynarlarsa alacakları oyuncular söylerlerse veya Türkiye Ligi'nde hedefledikleri yerleri. Peki Anıl, anlaşıldı zaten. Hedefimiz ne? Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefimiz en son Avrupa Şampiyonası'ndan daha iyi bir derece almak. Yani biraz şey, bu yuvarlak gibi gelmesin. Hayır. Abi politikaya mı soyunuyorsun? Hayır. Çok ince konuştuk. İlk altı, ilk altı hedef. İlk altının sebebi de şu. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası 8. Türk milli takımı. Polonya'ya ile 7.lik 8.lik uzatmada kaybettik. Yani 7. 8.lik civarında bir derecemiz vardı. Şimdi ilk altıya girmek. İlk altıya girmenin sebebi de şu. Gözüken o ki Sidney Olimpiyatlarına, Avrupa Şampiyonası'na ilk altı takım gidecek. Direkt. Direkt olarak gidecek. Evet. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda ve Avrupa takımları diğer ülke, yani diğer kıta takımlarını çok önüne geçtiler. Yani son Dünya Şampiyonası'nda ilk 4'ün 3 evet, tanesi, ilk 6'nın 5 tanesi, ilk 8'in 6 tanesi hepsi Avrupa takımı. O yüzden Avrupa'nın böyle bir kontenjanı belirdi. 6 takım direkt katılacak. Tabii biz de Sidney Olimpiyatlarına, 2000 Olimpiyatlarına ilk defa takım sporlarında elemeyi kazanarak giden bir kulüp takım olmak istiyoruz. Hedefimiz ilk altıya girmek. Ya kısacası. Avrupa dışında bir tek Amerika kaldı. Amerika. Yani Avustralya bir belki biraz. Kanada, Avustralya, çok Brezilya falan iyiydi da, hakikaten. Pavromar oldu. Evet. Tabii. Yani o Mahvoldu. Brezilya kötü. Brezilya, Arjantin kötü. Ya bir yere kadar gelebiliyorlar ama taf maç yapmadıkları için o yeri aşamıyorlar. Kanada da bir zamanlar çok güçlüydü. Biz biliyoruz Kanada'yı. Yani. Biz Kanada milli takımı. Bir şey yok yani. Onlar toplama takımına gide gele tabii bir yerde devre dışı kaldı. Biz yendik Kanada'yı. Yani çok enteresan bir şey. Kanada takımından yani yenmek, ya tamam NBA'den 2-3 oyuncu getirmediler ama bizde de 6 tane oyuncu yoktu Kanada'yı. Yani. Ama yani ben Dünya Şampiyonası'nı yakından izledim. İdmanlarına gittim. Porto Rico dahil, Brezilya dahil, Avustralya dahil ki Kanada'yı da yendik. Ben hepsinde başa baş hatta yenebiliriz diyorum. Takım çok iyi oldu. Evet. Kimi alıyoruz Efe? Şimdi, alıyor musunuz ya da öyle bir kadro var ki almanıza da gerek kalmıyor. Önümüzdeki yıldan tabii Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirsek ki daha henüz lig tamamlanmış değil. Dolayısıyla hedeflerimizden bir tanesi tabii Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek. Öncelikle bunu sağlamamız gerekiyor. Fakat bizim kadromuz şu anda gerçekten kaliteli bir kadro. Gerek Türkiye Deplasman Ligi için olsun, gerekse Saporta Kupası için olsun. Hatta Şampiyonlar Ligi için bile düşünülebilir. Sporcularımızın hemen çoğunluğundan en az 2'şer 3'er yıllık kontratlar yaptık ki her sene değiştirilen, yeni oyuncu alınan bir takımın ekip olabilme zorluğunu bildiğimiz için uzun vadeli bir takım şeyler yaptık. Ama tabii bu beni bireysel olarak benim kararımla olmayacaktır muhakkak. Çünkü bizde bir ekip var, teknik menajer var, antrenör var. Onların hep beraber oturup konuşup eğer takviye yapılması gerekiyorsa, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'nde kaldığında takviye yapılması gerekiyorsa o takviyeyi tabii ki yapacağız. Peki bir şey soracağım. Rebreca'yla ben Eurostars'da söyleşi yaptım. Off the record bana dedi ki şu anda Türkiye'de bir takımla menajerim görüşüyor dedi. O siz misiniz? Hayır, bizim bu sene hiçbir oyuncuyla hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Da. Benim adaylarımdan bir tanesini silmiş. Yalnız şuraya bir not düşmek gerekiyor. Hayır, kesinlikle konuşmadık. Bu net. Ama arada bir takım menajerler var. Bu menajerler bir takım insanlarla telefondan, ondan, bundan bir şekilde sen nasılsın, iyi misin falan gibi görüşmeler oluyor. Şimdi bunları çıkartıp menajerler piyasa yapmak için yayıyorlar. Yalnızca Rebreca ile değil, başka oyuncularla ilgili de bizim sanki onları istiyormuşuz. Havası var. Haberler var. Hatta İsmet abilerin birkaç... Yok, Rebreca özellikle takım ismi vermedi yok, zaten. Yok yani şu anda net, söylemeyeceğim dedim, yine de vermedi. Girişimimiz yok hiçbir oyuncuyla. Tamam, bir telefonumuz daha var. İyi günler.
İyi günler, herkese merhaba. Merhaba Tolga. İki tane sorum var. Bir tanesi Erman Kuntere. Şimdiye kadar herkes onu pek çok takım oynamasına rağmen Beşiktaşlı biliyor. Gerçekten hangi takımını tutuyor? Bir tane de İsmet Bağdar'a bir soru sormak istiyorum. Kendisi Michael Anderson'ı zaman zaman çok eleştiriyor. Bir lafı vardır. Her takım politik artık kadar konuşur der. Beşiktaşlı bulduğu için ne diyecek? O da zaman zaman çok kaybediyor. O da zaman zaman saç baş yolduruyor. Onun hakkında görüşlerini almak istiyordum. Bütün basketbol seyircilerine selam söylüyorum. Sağ ol Tolga. Teşekkürler Tolga, sağ ol. Beşiktaş. Yani ben hakikaten... Yani futbolla da Beşiktaş'ı tutuyorsun. Evet, hep Beşiktaş'ı. Sen futbolda Galatasaray'ı tutuyorsun. Ben futbolla alakam yok. Bir dakika, kıvıracak şimdi. Yok. Valla alakam. Hep Galatasaray'ı. Ben öyle bilirim. Öyle mi bilirim? Vaz, ben öyle ama biliyorum. Yani. Ben yorum yapmıyorum. İsmet abi, Buğrucu için. Evet, ben Buğrucu'yu çok beğeniyordum. Geçen sene çok yüksek bir performans gösteriyordu. Ancak bu sene ne yazık ki o beklediğim performansı gösteremiyor. Özellikle Sanayir gibi maçlarda, böyle elemine olan maçlarda mutlaka vizyona gireceğini ve çok büyük skor atacağı gibi takımını sürükleyip ve maçı alıp götüreceğine inanıyordum. Çünkü ben buna inanıyorum. David Rivers gibi aynı şekilde Buğrucu için de her takımın mutlaka, mesela David Rivers herkes dursa o oynar ve mutlaka şampiyon yapar diye düşünüyorum. Ya şimdi bana soruyorlar, bak David Rivers'la ilgili niye oynamıyor, niye takılmıyor bazı maçlara, hiç alakası yok. Tabii. Şimdi takım oynarken... Tabii. Öyle iyi bir point guard Sazı ki. Sazı elini almıyor adamlar. Abi geride duruyor, oynatıyor takımı. Tabii. Takım durduğu zaman ön plana çıkıyor. Yani bence hep söylerim zaten Avrupa'nın en iyi Amerikalı Allah point guard. Allah sakatlık vermesin ona yani. O hiç topaşı, tartışılmaz. Topaşı. Biraz da point guard öyle olacak. Şimdi sohbetimiz milli takımla ilgili. Telefon da hazırmış ama milli takımın bir puan durumuna göz atalım. Çünkü İtalya maçı var önümüzde. 7 galibiyet, 1 mağlubiyet. Tek mağlubiyetimiz İtalya'ya karşıydı. Bu sebepten birinci bitirmek istiyorsak İtalya'yı mutlaka yenmemiz lazım. Yalnız birinci bitirmenin de fazla bir avantajı yok. Yok yok, avantajı şimdi, yok ama prestij olarak. Prestij olarak ama şimdi değil mesela... Değil mi? İtalya'yı biz İtalya'da hiç yenmedik. İtalya'yı hiç yenmedik. Erman, bizim gruptan 3 takım da kesin giriyor mu? Evet. İlk 3 takım kesin giriyor. Evet. Avantajdan dolayı prestij en iyi güçler demeyiz yani bizim her aşağıda. Bir şey söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Futbolda birinci olduğun zaman seri başı oluyorsun. Şimdi bunu anlatayım ben. Yani bizim ne biz kabaca ne olduğunu biliyoruz seri başı şeyinin. Fransa. Şimdi ev sahibi Fransa. Geçen şampiyon Yugoslavya, dünya şampiyonu Yugoslavya, dünya şampiyonasında ikinci yani finalist Rusya ve Avrupa şampiyonası finalisti İtalya. Bu dört takımın seri başı olarak kabul edildiği söyleniyor. Daha kesin bir şey yok. Bunun altına birer tane Yugoslav Cumhuriyeti'nden takımlar. Niye? Şimdi ben onu anlamıyorum yani. Yani aynı gruba düşmesinler diye plan falan. Yani o bizi biraz... Yani gruplandırmalar şimdi... yapılırken kulüplerde de öyle hep belli bir standartlar var. Yani gruplandırma yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bütün onları biz yukarıdan aşağı yazıyorlar ve ona göre yapıyorlar. Ya o ayrı. Mutlaka o ayrı. Avantaj elde ederiz diye ben düşünüyorum. Yani mutlaka o noktaya geldiğinde yani bize de bir daha iyi bir gruba düşme şansı tanınacağını ben düşünüyorum. Bir dakika, iki gün önce ben neden grup birincisi olma şansımız çok fazla diyorum. İtalya'daki oyuncuların hepsini ezberledik. Şu anda ben belki de kendi milli takımından çok İtalya milli takımının özelliklerini bilir hale geldim. Tanyevic'le beraberdi iki gün önce. Şu anda sen mesela İtalyan takımlarının herhangi bir oyuncusunu seyretmek için seyahate gitmedin. Ama Tanyevic sırf Harun'u seyretmek için bu hafta Slovenya'daydı. Lübnan'daydı. Bir hafta evvel de Sibona maçına gelmiş. Fenerbahçe'den İbrahim'i seyretmeye. İbrahim ve Harun şu anda Avrupa'nın en iyi iki oyuncusu diyor. Ve inanılmaz korkuyor ve ben diyor yani %70 diyor ya. %70 diyor Türkiye kazanacak. Tanyevic oldu mu olsa Harun'u çok beğenir. Yani evet. Tanyevic kulüp takımında çalışırken de hep Harun'u almak istedi. Pesic de öyle. Evet. Yani Harun üstünde özellikle bizim Ankara'ya yani. Geldiğinde de bizi yenersiniz diye geldiler. Yendiler. Onun için öyle bir dikkat etmek lazım. Yani İtalya Avrupa ikincisi de öyle olmaz o yani. Orada yani. Bir yemeğini iddia girelim. Biz yeneceğiz İtalya'yı orada. Tamam, girelim. Hepiniz tamam. Telefonumuzu alalım. Biraz da fazla beklettik. İyi günler, Atilla Çınar İstanbul'dan. Sorum ilk önce Erman Kunter olacak. Milli takım tercihi hakkında. Ben Volkan olayını sormak istiyorum. Niye Volkan yok, Ufuk var? Bu zaten basketbol kamuoyuna genel olarak sorum olacak. Mirsad'ı merak ediyordum, onu açıkladılar. Bir de İtalya'yı yenmememiz için hiçbir engel olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle yeneceğimize inanıyorum. Bir de İbrahim konusunda ne yapacaksınız? Bence çok bencil oynuyor. Son maçta Serdar'a pas verildi diye kızmıştı ve çok zorluyor. Bu çok saçma bir şey. Aynı zamanda Efe Aydın'ı tebrik ediyorum. Mükemmel tercihler yaptıkları için. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Atilla. Büyük Efe.
Yalnız şu bir gerçek. Ya benle alakalı bir şey değil ya. Bu ya sen dünyanın en mütevazı adamısın. Tamam gerçekten. Biliyoruz ne diyeceğim. Ben sağ bir şey yapmadım. Yalnız sadece basketbol mu sevgi olarak büyümüyor. Aynı zamanda çok bilinçli bir nesil geliyor. Şu konuşmalar sanki 40 yıllık basketbol abi, otoritesi gibi. Volkan hep niye yok milli takımda? Tabii bu bir... Hayır ben şey eleştiri olarak söylüyorum. 25 tane oyuncudan hepsini alamaz. Elçiye zeval olmaz zaten Atilla soru. Tabii... Hadi bir, bakalım. Benim çok inandığım oyuncular var Amin takımın kadrosunda. Volkan'ın pozisyonuna yakın diyelim. Volkan'ın pozisyonuna ve çok inandığım oyuncular ve ileride çok büyük oyuncu olabileceğini düşündüğüm bazı oyuncular var. Bu birincisi. İkincisi, tabii Murat'ın... İsim verir misin Erman? Yok isim vermeyeyim. Vermesin. Ama Murat'ın da dediği gibi şimdi öyle enteresan ki çok geniş bir kadro var bizim elimizde. Yani sonuç olarak... Eskisi gibi değil. Yani ben eski zamandan hatırlıyorum. Kendi dönemimden veya benim biraz çok yakın eskiden söyleyeyim. Herkes yani ya şu bir gitmesek de bir ya yorulduk filan. Şimdi mesela ben bir oyuncuyla konuşuyorum. Yaşı ne olursa olsun yani yaş derken çok tecrübeli bir oyuncu da olsun. Hissediyorum yani kazara bir şey olsa çağırmasak müthiş üzülecek. Yani şimdi milli takıma girmek artık bir şey olmaya başladı. Ya bir şey söyleyeceğim. Müdahale edeceğim. Şimdi bizim artık bütün oyuncularımızın menajerleri var. Mirsat NBA'ye gitti. Yarın öbür gün Hidayet, belki Mehmet Okur. Şimdi Avrupa penceresini milli takımla da açıyorlar. Yugoslavlar biliyorsun. Doğru. Milli maçlarda şov yapıp bir alacaksa piyasasını 5'e çıkarır. Şimdi bizim oyuncular da biraz o yönde düşünmeye başladı. Türkiye için oynamanın yanı sıra. Tabii, doğru. Yani doğru. İnternete giriyorsun, Mehmet Okur'un ismini görmek, Hidayet'in ismini görmek dünyadaki en önemli adaylar arasında insanları mutlu ediyor. Doğrudur. Yani ben ama bir şey var yani mesela oynamak isteği, ne bileyim ben mesela çok enteresan, ben Harun'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Harun, ne bileyim bundan 3 ay evvel hiç daha ortada yani bu şey maçı yokken, İtalya maçı yokken mesela daha birinci seriyi oynamamışken bu İtalya maçını ne yapacağız, onları gidip orada yenelim, yenecek miyiz, yenelim abi falan falan gibi. Yani herkesin artık yavaş yavaş düşündüğü bir takım oldu. Bu bence zaten önemli olan, en önemli noktasıydı. Bence en büyük olay da şurada başladı. İtalya'yı yenebilme düşüncesinin bile oyuncuların beynine girmesi. Çünkü artık rakip sahalarda maç kazanır hale geldik. Yani biz artık Final Four'a 3 takımla, 2 takımla gitmeyi düşünüyoruz. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bir telefonumuz daha hazırmış. Bir de... Volkan'la ilgili tam söyleyemedim. Yani sonuç olarak 10 kişilik bir kadro. Burada bir tasarruf söz, tasarruftan kasıt yani burada bir oyun planı yapıyoruz. İtalya takımı, oyuncuları, bizim oyuncular. O yüzden böyle bir kadro seçimi uygun gördüm. Şimdi Türkiye-İtalya maçıyla ilgili bir de bantımız var ama arkadaşım... Şey İbrahim'le ilgili bir şey ha, var. İbrahim, evet. Ha, İbrahim ne? Çok önemli bir soru. Tabii, tabii. Biraz daha bekleteceğiz. Tabii. Şimdi tabii İbrahim de şey, yani milli takımda... Her şeyden önce bir kere son zamanlarda egoist oynadığına inanıyor musun? Valla milli takımdan kulüp takımı çok farklı oynuyor bütün oyuncular bizim. Yani ben şöyle söyleyeyim, İbrahim'in yanılmıyorsam 11.5 veya 12.5'tür maç başına sayı ortalaması milli takımda. Harun'un, bu son periyottan bahsediyorum, Harun'un 10'dur. Ama şimdi şöyle bir şey var yani Harun var, İbrahim var, Ufuk var. Ufuk da çok önemli bir oyuncu bizim milli takım için. En kritik dönemlerde çok bize büyük işler yaptı. Yani bir Çek Cumhuriyeti maçında ikinci yarı maçı çeviren oyunculardan bir tanesidir. Şimdi orada tabii bu kadar fazla top atma veya bu kadar söylediğim tek tabanca değil. Şimdi orada yüzdeler çok önem kazanıyor. Ya orada atacağımız isabetli yani %60'dan %61 bize maçı kazandırıyor. Çünkü Avrupa Şampiyonası takımına göre 5 sayıyla oynanacak bütün bir turnuva var. Artı eksi 5 sayıyla oynanacak bir turnuva var. O yüzden yani düşük yüzdeyle bizim açıkçası katlanma imkanımız, o oyuncuyu, oyuncuya katlanma imkanımız ve oyuncudan 40 dakika bir şey bekleme imkanımız yok. Atamazsa çıkar, yerine Harun girer. Şimdi veya Harun çıkar, yerine İbrahim girer. Veya onlar çıkar, Ufuk girer falan filan. O yüzden ama yani... Ama sen Harun'la İbrahim'i yan yana düşünmüyorsun. Şimdi Harun'la İbrahim biz yan yana oynattık fakat o zaman bazı problemler yaşıyoruz ve bir tek şey yani kolay olmadı. İlk periyoda öyle geçtik. Bence de zor olur. Zor zor. Yani ikisi tabii de çok değerli oyuncu ama ikisi yan yana biraz zor olur. Zor. Önemli olan şey şu, bir kere eğer şu bulunduğumuz yerden yukarı geçmek istiyorsak tabii fizikal kuvvetlenmemiz lazım. Tabii. Boy yukarıya ve eline. İstiyorsak değil, geçeceğiz artık. Tabii. Yani onun için tabii yani, ikisinin bir arada oynaması, bir de point guard. Tabii o zaman bu kadar telefon olmuyor. Geliyor istiyorsak değil artık geçeceğiz de 4 mi olacağız, 5 mi 6 mı? Evet, iyi günler. İyi günler. Barış biraz beklettik, kusura bakma.
Barış Rica Ateş ederim. İstanbul'dan seni dinliyoruz. Benim Efe Aydan'a bir sorum olacak. 2 yıl önce Koraç finalinde çok şanssız bir şekilde büyük ölçüde de tecrübesizlikten kaybetmişlerdi. Bu yıl Tofaş'ın final oynaması durumunda David Rivers gibi tecrübeli bir oyun kurucunun katkısı önemli olabilir mi sizce de? Bir de açıklanan İtalya maçı kadrosunda sanırım Murat Konuk yer almıyor. Eğer bilmediğim bir sakatlığı yoksa bu durumu Erman Kunter'le birlikte açıklayabilirler mi acaba? Ayrıca son olarak Erman Kunter'e de bir şey sormak istiyorum. Efes'te çok az dakika şans bulan Nedim Dal'ı tercih etmesi risk değil mi acaba? Teşekkür ederim, iyi günler. Sağ ol. İyi günler. Herkes 30 saniye ayarlamış abi valla. Abi yani biz bunu NBA'ye indireceğiz. Yani 24 saniye. Valla 3 soru. Evet şimdi final. Hemen kısaca geçiyorum. Finalde tabii ki David Rivers'ın Topaş'a çok büyük katkısı olacaktı eğer finale kalabilirse. Zaten ondan aldınız yani. Kademe kademe düşünüyoruz. Önce Budućnost var. Budućnost'u geçmemiz gerekiyor. Sonra işte demin Partizan Benetton galibi var. Hedefimiz de finale çıkıp şampiyon olmak. Dolayısıyla kadro da o yüzden kuruldu. Ve David Rivers'ın işte ilerledikçe maçların zorluğu derecesi arttıkça da kendi kapasitesini daha yukarılara çıkartmak gibi bir özelliği de var. Dolayısıyla... Sadece maçlar değil, maç içinde de o özelliği evet, var. Evet, yani dolayısıyla Murat biz... Murat Konuk konusunda biz Erman'dan izin aldık. Açık açık bunu burada söyleyebilirim. Bakın şimdi biz... Şimdi biz... Milli takım ayın 27'de son maçını İstanbul'da oynayacak Çek Cumhuriyeti'yle. Ondan sonra biz ayın 28'inde deplasman maçına gitmek durumundayız. Ve bizim kadromuzda Mehmet, Asım şu anda bir de Murat Allah varsa. Üç uzunum yok. Peki ben nasıl hazırlık yapacağım bu Budućnost'a? Yani çok önemli bir Avrupa Kupası maçı oynayacağım. Ve bu durumumuzu gerek Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Turgay Demir ile gerekse Erman Kunter'e ben bizzat açtım. Sonra telefonlarla görüşmeler yaptık. Allah aşkına. Anlayış gösterdiler. Gerçek bu. Yani Erman'a ne dedin? Murat'ta, eski Murat'ta takım arkadaşın olarak nasıl dedin? Hadi Erman ya. Kaptanım bir de ya. Ayrı konu yani. Buna sayın diyorum Erman benim can dostum. Yani tabii ki başka türlü konuştuk. Sayın Erman Kunter. Yani iyi yani. Gel bakayım. Ya. Ya Erman, hayır. Erman bizi yakma oğlum bak ölürüz ha. Ya, yani, aramızda konuşma bu yani. Evet Erman. Murat konuyu izah etti. Üçüncü soru. Nedim Dal. Nedim Dal. Şimdi Nedim Dal... açıkçası çok enteresan bir oyuncu ve ben Nedim Dal'ın şu son dönemde Efes'e transfer oldu bu yıl. Efes'te gösterdiği performansın ve oyunun bir yükselme trendinde olduğunu düşünüyorum ben Nedim Dal. Nedim Dal çünkü ama hem onu hem Asım'ı aynı anda oynatamaz. Fakat bir kere daha görmek istiyorum ben Nedim Dal'ı. Yani iyice görmek istiyorum. Çünkü tabii 12 kişidir bu kadro. İkisi bir arada zaten oynayamayacaktır. Fakat Nedim Dal ben enteresan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Nedim Dal'ın. Uzun 2.15 fakat dışarıda da oynayabilme özelliği. Dışarıdan mesela çok güçlü olan bir oyuncu. Hayır, çok enteresan bir oyuncu. Yani siz beğeniyorsunuz onu. Atar hayır. Güzel şutu var. Yani ve ben iyi bir backup olabilir. Hollanda'dan formda yok Hollanda. Evet, Mustafa Tunç Hollanda'dan merhaba. Evet, merhaba. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ ol. Yalnız ben bir dakika müsaade istiyorum çünkü biraz söyleyeceklerim var. 30 saniyeyi başlatmayalım mı? Başlatmayalım hadi. Hadi bir mola al tamam. Ben önce Erman Kunter'e ve Efe Aydan'a başarılar diliyorum. Sorum Efe Aydan'a. Ben bazı oyuncuların Türkiye'de oynaması için çok sevindim bazı oyuncular. Mesela bunlardan biri Drobniak'tı. Biri Rimaç'tı. Gerçi Drobniak beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ama ben diyorum mesela bir Rebreca, program başlayalı, Sayın Murat Muratanoğlu Rebreca için acaba Türkiye'ye gelirse başarılı olabilir mi? Veya Tofaş düşünüyor mu? Efes de düşünebilir. Veya bir Tomasevic, Partizan'daki. Ben bu oyuncuları gerçekten çok beğeniyorum. Bilemiyorum yani Efe Aydan çok açıklarsa çok sevinirim. Tomasevic de olabilir. Hollanda'da nerede oturuyorsunuz? Ben Zierikzee diye bir bölgede oturuyorum. Maçları takip ediyorsunuz? Hepsini takip ediyorum. Bilemiyorum yani Ülker'i İsmet Badem daha iyi bilir ama ben Ülker'i pek beğenmiyorum. O kadar yaptığı yatırıma nazaran. Harun varsa maç kazanıyorlar. Harun o gün iyi değilse maç kaybediyorlar. Yani burada saç baş yolduğumuz zaman da oluyor Ülker maçlarında. Ama Efes onlara nazaran daha istikrarlı. Gerçi bir kötü birkaç maç oynadılar ama Aydın'ın Örsün'ün sayesinde toplandılar. Fenerbahçe'yi de başarılı buluyorum. Bir Tofaş'ta veya bir Efes'te Konrad Makri gibi
bir blokçu olsa bence daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa. Evet, şimdi dışarıdaki yabancıların hepsini yakından izliyoruz. Yani herkes izliyor, yalnız biz değil. Bütün menajerler Avrupa takımlarında oynayan yabancı oyuncuları veyahut da Avrupa kökenli oyuncuların hepsini çok gayet yakından, her türlü detaya ininceye kadar izliyoruz. Şimdi oradan kendi özelime dönmek istiyorum. Benim elimde Mehmet Okur var, benim tabii. elimde Hüseyin var, benim elimde Asım var. Bunlar çok büyük potansiyeller. Türk basketbolu için de tabii Murat nispeten şimdi 3 ve 4 gibi bir yere kaçtı. Ben uzun oyuncu olarak bahsediyorum. Şimdi Vepecan örnek. Topaş 2000'li yılların takımını benim kurdu ya. Benim elimde gerçekten çok kaliteli ve ilerisi için NBA olacak plan diye bahsettiğimiz oyuncular da var. Dolayısıyla bunların hepsi de çok potansiyelli oyuncular. Yani Kısalar da öyle. Ya tabii. Dolayısıyla evet, tabii ki araştırırız, tabii ki bakarız ama karar vermeden önce öncelikle kendi ekibimizde nereye varabiliriz, ne yapabiliriz onu tartarız, ona göre transfer yaparız. Şimdi yani Erman nasıl milli takımda bir davet edelim, Mehmet'i zor şartlarda deneyelim diyorsa sizin için de bu Saporta Kupası'nda önemli finale tabii. gelmek tabii. Avrupa Ligi için de bir ışık yakacak. Mehmet Okur mesela kısa süreçler alıyor çünkü bu süreçler zarfında Mehmet Okur'un gösterdiği performans gerçekten çok dikkat çekici. Mesela özellikle reboundlarda ve bloklarda hemen. Bir dakika oynasa çok dikkat çekici. Yani kısa bir süre oynuyor. Diyelim ki 10 dakika oynuyor. Bakıyorsun 9 tane rebound almış. Bir Allah olsun. 2 blok yapmış. Mesela 4 sayı atmış falan. Yani böyle bir takım melekeleri var. Benim takım melekeleri sezdiğim. Şimdi herkes atmayı sever. Bu reboundla bloku seviyor. Bloklar yani seviyor. O enteresan bir yapı. Yalnız yani. 35 senedir basketbol camiası içindeyim. Ben çok varsayımlı birkaç oyuncu tanıyorum ki Efeler'den de önce. Mesela Erdal Poyrazoğlu. Point guard gibi oynar, 3 numara oynar, evet. geçer pivot oynardı. Sıfır noktasından da şut atardı ve 2 metrenin üzerinde 2-3 falandı. Ben şu anda Erdal Poyrazoğlu'ndan daha iyi bir pozisyonda olacak ve NBA'ye geçecek çok önemli gidebilecek kapasitede. Bayılıyorum ona ben, çok muazzam. Valla şimdi son 2 dakikaya girdik. İtalya bantımız da vardı, artık zaten İtalya'yı yeterince konuştuk. Telefonlar da bekliyor ama süremiz de çok azaldı. Son bir şey söylemek istiyor musun milli takımla ilgili? Çünkü bugün esas konumuz milli takımdı. Gerçi haklı olarak Tofaş'a da değindik. Bu kadar yatırım yapan, bu kadar büyük Tabii. düşünen bir takımın hiçbir iş yapmayan ama etrafındakilere iş yapmasına izin veren general manager'ı konumluydu. Evet Erman. Vallahi milli takımla ilgili söylenecek şey şu. 24 kişilik, 20 kişinin üzerinde bir kadro var elimizde. İtalya'ya gideceğiz. İtalya'da bu maçı oynayacağız. 10 kişi sahaya çıkacak. Ben yani oraya çıkacak, bir kere herkesin kafasında şu olsun. Oraya sahaya çıkaracağımız 10 kişi Türkiye'nin çarşamba günü maçı 24 Şubat'ta sahaya çıkarabileceği en iyi takımdır. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Yani ben oyuncuların şu oyuncu olsa şu oyuncu olsa daha iyi olur diye inanmıyorum. Yani mavi. Yani bu bir takım mavi işidir. Bu bir ekip işidir. Harun'la, yani burada isim vereyim, İşim. Ahmet'le Mehmet ikisi Sana. Bir arada çok iyi oynarlar da Mehmet'le hala aynı anda iyi oynayamayabilirler. Ve en iyi takımdan Türkiye sahipleri kazanmak için gidiyor. Çok zor bir maç oynayacak. Çeklerle anlayacak. Sonra da Avrupa Şampiyonası'nı göreceğiz. Bu İnşallah. Evet, sizi şu duvara alacağız. Evet. Buraya mı yazacağız? Evet. Bu duvarımız ne doldu. Ne yapıyoruz burada biz? Evet. Ne yapabilirsin? Bak Ledo yazıyor, Dodo yazıyor. Bak, teknik üniversite salonundan geldi. O ayrı. Yani. O ayrı. Onu biz yazdık. Evet, Efe. İstersen şuna da bir imza. Ha? Tamam, hadi. Sen Baba başla. Dedikodu olur, bir şey olur. Yapma. Biz evet. beraberdik milli takım. Dedikodu olmaz abi. Oraya güzel bir işaret koy da ayrı şey oldu bunlar. En üstte yazmaya çalış. Şimdi İsmet abi, evet. programın sonuna geldik. Evet. Konuklarımız duvara, sen de geç öyle Erman. Sabotaj tehlikesi diyorum. Yok, hiçbir şey olmaz bu programda. Evet. Efe de yani ne özenli yazıyor ya. Güzel yazar. Maşallah. Vallahi çok güzel. Şimdi Saporta'da Tofaş'a, Avrupa Ligi'nde evet. 4 takımımıza, bayanlarda Galatasaray, evet. erkeklerde de Fenerbahçe, Efes Pilsen ve Ülker Spor'a çok başarı diliyoruz. Ve hakikaten ben yani laf olsun diye söylemiyorum, hepsinin başarılı olacağına da inanıyorum. Çünkü Türk basketbolu oralara geldi artık. Milli takım konusunda da İtalya'yı yeneceğiz, geleceğiz. Şimdi bak, antrenör oldu, kendi yazmıyor, yazdırıyor. Gördün mü? İstanbul'da. Oradan taktik veriyorsun değil mi? En iyi asistan asistan verdi. En iyi asistanı verdi. Bravo oldu. Efe'ciğim sen de imzala topumuzu. Tamam, çok peki. teşekkür ediyoruz. Erman sana da, milli takıma da başarılar. Çünkü hakikaten
basketbol severler de artık milli takımdan çok büyük başarılar bekliyor. Çok iyi de bir kadromuz var elimizde. Teknik kadromuz da şahane. Her şey dört dörtlük. Programa katıldığın sıkılmadın değil mi? Yok, gayet güzel. Ha, hayır, biraz laf etti de gereken. Ya, ya sıkılırım, bana sonra sormazlar. Gayet güzel geçti. Son sözü sana bırakıyorum, her zaman olduğu gibi. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili basketbol severler, dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Dedim de topu cam. Bir top kaybı daha. Tamam, sorry. Seviyorum. Açıkça seviyorum.